Olimpist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpist. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpist'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpist'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri, sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpist. 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 Malzeme listemizi verelim. Keşkül için neler kullanacağız? Öncelikle 1 kilogram sütümüz var efendim. 1 su bardağı toz şekerimiz, 3 yemek kaşığı pirinç, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta, süslemek için de üzerine 1 tatlı kaşığı kadar toz fıstık kullanacağız. Yalancı keşkül. Niye yalancı bu ya? Evet. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, şöyle yalancı keşkülümüz gördüğünüz gibi hemen güzelce bir şekilde malzemelerimiz, sütümüz hazır. Şöyle 1 litre kadar süt kullanacağız. Şöyle biraz bizi biraz fazla tutun malzememizi. Onda 1 paket vanilyamız var. Ve 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı kadar pirinç unumuz var. 2 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 1 adet yumurta salısı kullanacağız. Hemen keşkülümüze sevgilicilerimiz. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Şöyle sütümüzü alıyoruz. Tenceremize ilave ediyoruz. Evet. Şöyle diğer sütümüzden de yarısını içine ilave ediyoruz. Biraz sütümüzden ayırıyoruz sevgilicilerimiz. Şöyle sütümüzü güzelce bir şekilde içine ilave ettik. Yavaş yavaş şimdi keşkülümüze başladı sevgilicilerimiz. Şöyle bir tane yumurtamızın hemen şöyle sarısını alacağız. Evet şöyle. Önce bir sarısıyla akını bir ayıralım. Ondan sonra sarısını içine ilave ediyoruz. Ayşegül Hanım yavaş yavaş çırpma işlemine başlasın. Şimdi yavaş yavaş sevgilicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen sütümüzü ilave ettik. Ondan sonra yumurta sarısını içine ilave ettik. Ve şöyle toz şekerimizi 1 su bardağı kadar toz şekerimizi de içine ilave ediyoruz. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen sütünüzü dahil ettiniz. Ondan sonra yumurta sarısını ilave ediyorsunuz. Ve güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen toz şekerinizi ilave ettikten sonra şöyle çırpmaya devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde hazırlanacak. Kaynaması gerekmiyor değil mi? Evet öncelikle? Şöyle yavaş yavaş ne yapıyor sevgilerimiz? Şöyle pirinç unumuzu da içine ilave ettik. Ayşegül Hanım şöyle güzelce bir şekilde çırpma işlemine devam etsin. Ben de şöyle geniş bir kabımızı alalım. Şöyle sevgilerimiz hemen nişastamızı şöyle geniş bir kabımızın içine 2 yemek kaşığı kadar da nişastamızı ilave ediyoruz. Şöyle nişastamızı ilave ettikten sonra tekrardan şöyle çok hafif sütle açıyoruz sevgilerimiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle güzelce bir şekilde hemen sütle açtık ve şöyle kaynamaya devam edecek. Şimdi kalan sütümüzü de şöyle içine ilave edelim. Bunlar da güzelce bir şekilde kaynasın. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi seviyicilerimiz bütün malzemelerimizi içine ilave ettik. Yavaş yavaş kaynatma işlemine başladık. Şimdi o yavaş yavaş kaynasın. Biz de şöyle nişastamızı hazırladık seviyicilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde keşkülümüzü hazırlayacağız ve ondan sonra ben şöyle tabaklarını da hazırlayalım. Şöyle birkaç tane tabak alalım. Evet. Şöyle servis yapacağımız şöyle 3 veya 4 tane tabağımızı hemen koyalım. Bu da sevgili kardeşim Abdullah olsun. O da çok seviyor. Değil mi Abdullah? Evet. Şöyle sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde ne yaptık? Sütümüzü ilave ettik ve sütümüzü ilave ederken 1 adet yumurta sarısını kullandık. 1 su bardağı kadar toz şekerimizi içine ilave ettik. Ve 3 yemek kaşığı kadar da pirinç unumuzu içine ilave ediyoruz. Onları güzelce bir şekilde kaynatıyoruz.
Şöyle yavaş yavaş onlar kaynayacak ve özleşecek. Biz de ne yaptık? Şöyle 2 yemek kaşığı kadarını şastamızda hazırladık. Yani şastamızda gördüğünüz gibi şu anda hazır. Ve sonra da ne yapacağız? Şöyle vanilyamızı içine ilaveceğiz. Onunla beraber güzelce bir şekilde hazırlanmış olacağız. Sütümüzü, toz şekerimizi ve ondan sonra pirinç unumuzu içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde kaynattık. Şimdi de nişastamızı sütle beraber açtığımız nişastamızı da içine ilave ettik. Ve son olarak da ne yapıyoruz? Hemen şöyle vanilyamızı, bir paket kadar vanilyamızı da içine ilave ediyoruz. Ayşegül Hanım şöyle altını kapatsın. Keşkülümüz hazırlanmış oldu sevgilimiz. Şöyle keşkülümüzü de kenara alalım. Ondan sonra şöyle boşaltalım. Kepçemizi de alalım. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Rica çayımız ederim, da çok güzel olmuş. Ederim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet şöyle sevgilerimiz hemen keşkülümüzü de boşaltalım. Ondan sonra bir de Ayşegül Hanım dinleyelim. Bize sütü anlatacakmış. Şöyle keşkülünüzü de siz de böyle güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen hazırladık. Ondan sonra şöyle servis tabaklarımıza koyalım. Görüyorsunuz. Şöyle... Şunu da şuna boşaltalım. Çok az bir şeyi kalan diğer keşkülümüze şöyle güzelce bir şekilde. Şöyle tatlımız hazırlandı. Seviyicilerimiz gördüğünüz gibi keşkülümüz de hazırlandı. Şöyle tabaklarımıza koyduk. Keşkülümüzü şöyle kenara alalım. Biraz sonra hemen güzelce bir şekilde ne yapacağız? Keşküllerimizin üzerine fıstıkla beraber süsleyeceğiz. Evet, ondan soğuması hazır... mı lazım süs için? Yok, hemen süsleyeceğim ben şimdi. Tamam. Siz yavaş yavaş anlatırken. Yok, problem yok. Vaktimiz var. Süsünüzü hazırlayın. Güzel tamam. Bir şekilde tatlımız hazırlansın. Sonrasında inşallah bir ufak ufak böyle sütü anlatalım sevgili tabii izleyenlerimize. Ki. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle keşkülümüzü güzelce bir şekilde hazırladık. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şöyle toz fıstığımızı gördüğünüz gibi hemen üzerine ilave ediyoruz. Evet şöyle güzelce bir şekilde hazırladığımız keşkülümüzü şöyle siz isterseniz rende fıstık da kullanabilirsiniz. İsterseniz toz fıstıkla güzelce bir şekilde hemen şöyle süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Evet pratik bir şekilde hazırladık. Yalancı evet. Keşkül dedik zaten. Tabii şimdi keşkülün hani yalancı derken artık gerçeği nasıl olacak diye soracak olursanız tabii ki biraz daha farklı hazırlanıyor. Öyle değil mi usta? Evet biraz daha farklı hazırlanıyor. Hı-hı. O şekilde inşallah bunu aslında, da böyle... Aslında pratik değilsek daha yeri var. Bu şekilde hazırlamalı hı-hı. İzleyicilerimiz. Yani canları tatlı istediğinde şöyle kolay bir şekilde, pratik bir şekilde tatlı yapabilirler. Hı-hı. Hem de çok güzel bir tatlı oluyor. Mutlaka yapsınlar, denesinler. Ellerinize sağlık. Şöyle çayımız da hazırlandı. Evet. İsterse ben yemeği alayım. Yemeğimiz tamam. De hazır. Ondan tamam, sonra yemeğimizi sizi dinleyelim. Sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın yine buradayız. Farklı tatlarla, lezzetlerle ekranda olacağız. Sizin isteklerinizi hepsini dikkate alıyoruz ve burada yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle. Kolay kurulumun hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.